Merhaba sevgili Teleskaos takipçileri. Scout Görüşü programımıza hoş geldiniz. Bugün biraz daha farklı bir görev dağılımıyla beraberiz. Bu sefer moderatör koltuğuna ben geçiyorum ve ben soracağım. Bu sefer Ali Can cevaplayacak. Ali Can hoş geldin. Hoş bulduk. İlginçmiş böyle konuk olmak. Artık biraz da sen anlat diyoruz. Ve bu sefer biz seni yoracağız bakalım. Gündemimiz Galatasaray. Galatasaray şampiyonluk yarışında bir yandan kayıplarla devam etse de transferlerle ilgili haberler de günden güne artmaya devam ediyor. Tabii Galatasaray için en önemli mevkilerden birisi de sol bek mevkisi. Orada Saracchi'den pek umduğunu bulamıyorlar. İstikrar sağlayamıyorlar. Transferle ilgili haberler de şimdiden düşmeye başladı. Gündemde iki oyuncu var. Biri seni çok yakından bildi. Hem Hollanda hem de Crystal Palace'tan hani seni tam tarif edebileceğim bir oyuncu Van Aanholt. İkincisi de Makedon oyuncu Alioski. İkisi de Premier Lig'den ve ikisi de ligimizde fark yaratabilecek diye düşündüğümüz oyuncular. Biz de senin bilgine başvuracağız artık bu konudan. İstersen direkt Van Aanholt'la başlayalım. Nasıl Tabii ki. tarif edersin? Hemen oyuncuyu tanıtayım. Önce Crystal Palace'ın niye Muzaffer söyledi onu söyleyeyim. Ben Crystal Palace taraftarıyım. Sonra niye böyle Crystal Palace dedi falan olmasın. Neyse Van Aanholt'a başlayayım. Van Aanholt 30 yaşındaki sol bek kariyerine PSV'de başladı. 2007 yılında da PSV altyapısından Chelsea altyapısına transfer oldu. Hani o Chelsea'nin klasik potansiyelli oyuncu transferi olur ya yedekte tutar hani genç takımda oynatır kiralar öyle bir oyuncuydu aslında Van Aanholt. Uzun sürede zaten İngiltere'de kiralık oynadı. Sonra Vitesse'ye transfer oldu kiralık olarak Chelsea'nin pilot kulübü Hollanda'da. Orada oynadı. 2014 yılında da Sunderland kendisini transfer etti yaklaşık 1,5 milyon euroya. Orada da 3 sene boyunca çok başarılı performanslara imza attı ve 2017 yılında da 10 milyon euro Crystal Palace'a transfer oldu. Orada da 2017 yılından beri oynuyor. Kendisi aynı zamanda 13 defa da Hollanda milli takımında da forma giydi. Genel olarak profili böyle aslında Van Aanholt'un. Şimdi Van Aanholt dediğimiz zaman zaten hani her ne kadar bir PSV altyapısına geçmiş olsa da İngiltere futboluna alışkın. Hani Tabii. o İngilizlerin kendine has stiliyle yetişmiş diyebiliriz ona. Tamamen adadan da çıkmadı bildiğim kadarıyla da ve son transferi Palace'a transferi de ciddi bir bonservis getirmiş. Peki Van Aanholt'ta bize saha içerisinde nasıl tarif edersin? Bunun güçlü yönleri nedir, zayıf yanları nedir? O konuda neler demek istersin? Ya öncelikle Van Aanholt'un aslında çok aşırı hızlı bir atletik oyuncu olduğunu söylemekle başlamak gerekiyor. Yani hücuma katılmayı seven hızlı, çevik, patlayıcı bir sol bek. Hem topsuz oyunda kanattan bindirmeleriyle hücuma destek veriyor. Hem de sol kanattan gerçekten top ayağındayken driblingiyle rakibe sıkıntılar yaşatabiliyor. İyi bir ortacı, havadan ortalar özellikle gayet isabetli. Pasları da gayet başarılı çünkü teknik de bir sol bek aynı zamanda. Çok kolay hata yapmıyor aslında savunmada. Bir de çok koşan bir tarzı olduğunda da rakiplerin kontra ataklarını özellikle savuşturabiliyor. Savunma konusunda set savunmasında mesela pozisyon alması gayet iyi. İşte yatarak müdahaleleri fena değil. Ayakta biraz zorlanabiliyor ama genel olarak savunmada böyle bir oyuncu. Bunun dışında serbest vuruşları ve kornerleri de kullanabilen bir oyuncu. Yani mesela duran toplarda özellikle sol kanattan, işte sol taraftan açılacak kornerleri ya da fark etmez. Ya takımın kornercisi, serbest vuruş kullanan oyuncusu da olabilecek seviyede, yetenekte. Van Aanholt. Atletik oyuncu olduğunu da söylemek gerekiyor. Çok atletik ve çevik. Böylece de hücumda rakiplerini geçebiliyor. Hem de savunmada kritik hamleleriyle topta kesebiliyor. Güçlü yönleri böyle aslında Van Aanholt'un ama zayıf yönleri de var tabii ki. Hücumcu bir bek olduğu için klasik hücumcu beklerin sorunu savunmada arka tarafa adam kaçırmaları. Van Aanholt'ta bu da yaşanıyor. İngiltere'de özellikle sık sık da yaşanabiliyor ama şöyle bir avantajı var Van Aanholt'un. Crystal Palace'da oynadığı için yani İngiltere'nin Premier Lig'in en savunmacı takımında oynadığı için ne kadar öne çıkarsa çıksın arkasını toplayabilen oyuncular hep oldu. Aynı zamanda hızlı da bir oyuncu olduğu için çok çabuk da geriye dönebildi. Bu İngiltere'de sıkıntı yaşatmadı ama başka takımlarda yaşatabilecek potansiyelde. Bunun dışında 1,76 boyunda ama yine de hava toplarında çok iyi değil. Kafa vuruşunda yetersiz. Güçlü de bir oyuncu değil fazlasıyla. Pas yeteneği ve tekniği tamam iyi ama karar alma konusunda ve bazen işte heyecanlanma konusu da yaşayabiliyor maç içerisinde ve basit pas hataları da yapabilme yeteneği mi var diyeyim, şeyi mi var öyle bir oyuncu aynı zamanda. Çok maç kaçırmıyor
Ama her sezon bir 2-3 maç kaçırma sakatlığı da oldu şu son zamanlarda. Öyle de bir durumu da var aslında Van Aanholt. Zaten Saracchi'den Galatasaray taraftarı o kadar Aynen. çok maç kaçırmaya alıştık ya, o 2-3 maç illaki telafi edilebilir zaten. Yani şöyle senin anlattığından şöyle bir tarif çıkarabiliriz. Fatih Terim'in tam istediklerini alabileceği bir oyuncu. Kesinlikle. Çünkü Fatih Terim'i biliyoruz. Şimdi sağ kanada Yedlin'i yerleştirip sol kanada da yine benzer bir tarzdan hücumun çıkışlarını seven, Evet. savunmada yine temel asli görevleri bilen ama pozisyon daha çok hataları da yapmaya müsait bir oyuncu anladığım kadarıyla. Ama şimdi Fatih Terim için öncelik savunma mı hücum mu dersek tabii ki tartışmasız hücum. Tabii. Çünkü kanat oyuncularını içte yerleştirip bekleri sürekli maç içerisinde koşturmak isteyen birisi. Ve ayrıca Saracchi'den de mesela bir röportajını hatırlıyorum Fatih Terim'in. Bugün Saracchi'nin top kayıplarımızda hızlı bir şekilde geri dönüşü olarak da bize katkı sağlayacak demişti. Van Aanholt'ta da bu katkı alabileceğini düşünüyoruz. Yani kabataslak bir toparlamak gerekirse Fatih Terim'in istediği özellikle buraya bir oyuncu ama benim bir yorum katmam gerekirse de şimdi Marcao'nun yanına Van Aanholt'u koyup da o bölgede, çünkü Marcao formda olduğu zaman, özellikle dışarıdan bir transfer durumu olduğu zaman çok konsantre olabilen bir oyuncu. Evet. Ama ligin akışı içerisinde o ilgi biraz daha azaldığı zaman da hataya çok müsait bir oyuncu. O konuda biraz bana anlat, beni biraz o ikisinin uyumu soru işareti yarattı mı yaratmadı değil. Ama Fatih Terim'e sorsan yine de o soru işaretini arama, bana anlat gelsin mi ister mi? Evet ister. Tabii bir kere Yani seviye bana olarak onu yüksek. Yani seviye seviye anlamında olarak hani yüksek. tabii Premier Lig'de çok uzun süre forma giymiş bir oyuncu. As sol bek Crystal Palace'ın. Ve hani Crystal Palace tabii ki hani böyle İngiltere'nin en iyi takımlarından birisi değil. Ama en kötü takımlarından birisi. Hep bir orta sıra takımı oldu ve hani savunma anlamında sağ bekler sürekli değişti, stoperler sürekli değişti. Ama son 3-4 senedir Van Aanholt gerçeği var sol bekte. O hiçbir şekilde yerini kaybetmedi. Sadece sakatlıklar sebebiyle zaman zaman yedekleri forma giydi ama o sol bek Van Aanholt'unda. Hollanda milli takımında da tecrübesi var. Aynı zamanda hani Galatasaray'ın Hollanda kültürüne de hafiften uyan bir oyuncu diyebiliriz aslında. Eğer Ryan Babel kalacaksa, Donk kalacaksa, Ömer Bayram Hollanda'dan geldi. Yani Hollanda geçmiş olmayan, yani hani Halil var. Halil ne kadar kalır belli değil tabii. Hani sadece yarım sezonluk kiralık ama hani Halil de kalsa hani bir Hollanda geçmişi olan Hollanda grubu gibi bir şey olabilir Galatasaray'da. Zaten yanılmıyorsam Takımın sonu şaşıracak anladığım tabii kadarıyla. psikolojik Hemen geri anlamda gelmiyorsun. aynen öyle. Hani Babel de zaten yanılmıyorsam son Instagram'da bir yorum atmış Van Aanholt'a. Come to Come to Galatasaray. Galatasaray. Aynen öyle. Yani hani uyuyacak. Hani uyuyabilecek bir transfer Van Aanholt. Bence hani ismi anılan oyuncular arasında da en yüksek seviyesi sol bek açısından. Yani şöyle söyleyeyim. Hani Saracchi'nin bir üst seviyesini mi alalım diyor Fatih Terim. Van Aanholt'u alabilir. Tertemiz. Bir de sezon sonu sözleşmesi de bitiyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Hani bedavaya gelecek bir oyuncu. Ya aslında Van Aanholt'u düşündüğüm zaman 30 yaşında bir oyuncu. Tabii. Hani biraz daha bizler yaş baremi düşük olsun, biraz daha gelişmeye açık olsun isteriz ama tabii mali şartlardan malumumuz ve böyle bir imkanda free bir oyuncu yakalamışken değerlendiren kulüplere de anlayışla Tabii. karşılayabiliriz. Van Aanholt konusunda başka eklemek istediğin nokta varsa onu alalım, yoksa diğer bir adaya geçelim. Çok kısa tecrübeli bir oyuncu olduğunu da belirtmekte fayda var. 30 yaşında dedin ya. Hani bence tecrübesiyle de hem Premier Lig'de hem Uluslararası Arena'da üst seviyede forma giymemesi sıkıntı ama artık kim Şampiyonlar Ligi'ne gidecek, kim Avrupa'ya katılacak o bile belli değilken Süper Lig için bence ligin tartışmasız çok önemli transferlerinden birisi olur Van Aanholt gelirse. Aynen, ben de öyle katılıyorum. Bir diğer adaya geçelim. O da yine İngiltere'den Leeds United'a ve Bielsa ile bir değişime uğramış. Hücum oyuncularından sol beke geçmiş bir Alioski var. Alioski'yi nasıl tanıtırsın bize? Ya Alioski doğru dedin. Alioski'nin önceki kariyerine de baktığımızda işte İsviçre'de Young Boys'ta başlıyor. Sonra Schaffhausen'e geçiyor. Ondan sonra da Lugano'da kendisini kanıtlıyor. Ve Lugano'daki başarısından sonra aslında Leeds United'a transfer oluyor. 2017 yılında 2,5 milyon euro. Aslında şöyle Alioski'yi tanıtabiliriz profilini. Her yerde oynayabilen bir oyuncu. Tam bir joker. Yani kariyerine tekrardan baktığımızda hani sol bekten tut 10 numaraya Santrafor'dan herhangi bir kanatta forma giymiş ve bir maç iki maç da değil hani en az bir 8-10 maçta da oynamış bir oyuncu Alioski. Yani İsviçre'de forvet bile oynadı. Oynamış Alioski öyle söyleyelim yani. Golleri var hatta Santrafor oynadığı 10 küsür maçta 6 gol 7 asist gibi de böyle ilginç bir
istatistiği de var. Yani hani İsviçre çakısı gibi bir oyuncu aslında. Kendisi Kuzey Makedonyalı olsa da İsviçre geçmişi olduğu için. Leeds United'da Bielsa'nın sisteminde sol bek olarak forma giyiyor. Tabii ki hani orta sahanın solunda ya da sol açık, sol kanat bile oynayabilecek yetenekte bir oyuncu. Ama Alioski dediğim gibi her yerde hani koy ilk 11'e istediğin yerde oynar. Zaten Fatih Terim'in sever böyle oyuncuları. Tabii. Hani maçtan maça sürpriz yapmayı, maç içerisinde oyuncuların bölgesini değiştirmeyi. Ya Tuncay Şanlı'yı 8 numara oynatmış bir oyuncu için, teknik adam için Alioski gibi oyuncular çok kıymetli oluyor ki Alioski de free çıkabilecek bir oyuncu sezon sonu için. Evet, sezon sonu. Hatta haberleri takip ettiğimizde Alioski'nin olasılığı ve Arnold'un olasılığı aynı gözüküyor. Doğru. Şimdi kıyaslamamız için sen bir Alioski'nin bize güçlü ve zayıf yanlar olarak neler bahsedersin? Onları bir tanıtabilirsen daha sonrası iki oyuncunun kıyasına girelim. Tabii. Şöyle söyleyeyim. Hani Fanaanolt'u Saracchi'nin üst modeli tarzı dedik. Alioski de çok koşan, aşırı hırslı, mücadeleyi asla pes etmeyen ve galibiyet almak için takımının galibiyeti getirmek için her şeyi yapan bir oyuncu. Yani o mental özellikleri, mental hani gücü aşırı yüksek. Ya yani o anlamda hani bir futbolcudan isteyebileceğin her şeyi verebilir kapasite mental anlamda. Hani mücadele eder, hırslıdır, koşar, defansa sürekli yardım eder eğer ilerideyse, hücuma sürekli katılır ki zaten hücumu da yüksek bir oyuncu. Hani oynadığı mevkilerde zaten bu belli. Her şeyi yapabilen bir oyuncu. Hücuma iyi katılır dedik. Hücumdaki mesela ortaları çok fena olmasa da uzaktan şutları olabilir. Hani ceza sahasının içine girip topla buluştuğu zaman hani gol atabilen bir bek. Hatta bir beke göre çok çok iyi bir bitirici. Yani bunun da tabii hücumdaki geçmişi en büyük sebep aslında. Savunma anlamında top kapma konusunda yeterli. Hani aşırı iyi değil demek, aşırı iyi demek mümkün değil. Çok da kötü demek de doğru olmaz. Hani yeterli. Hani bir Süper Lig için özellikle gayet yeterli olacaktır. Bunun dışında yani mental özellikleri iyi dedik. Yani takıma gerekirse pozitif anlamda bir katkı verebilir hırsıyla vesaire. Agresif de bir oyuncu. Yani hani çok yırtıcı bir oyuncu ve bunun da Galatasaray'da eksikliği aslında var. Hani Melo'nun gidişiyle birlikte hani Melo öyle bir standart koydu ki Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarları adına. Hani öyle bir oyuncu daha gelmedi. Hani o oyuncuya en yakın belki de onun boşluğunu kapatabilecek bir oyuncu bile olabilir aslında Alioski bütün bu özellikleriyle diye düşünüyorum aslında. Zayıf Yani yönlerini de Melo söyleyeyim değil. çok kısa. Onu da belirteyim unutmadan. Zayıf yönleri de şu, savunması çok iyi değil. Hani savunmada zaman zaman ciddi eksiklikler yaratabilir. Çünkü hani doğal bir savunmacı olmadığı için, bir sol bek olmadığı için. Bunun dışında güçlü bir oyuncu değil. İkili mücadeleleri tamam hırslı ama kaybedebilecek bir durumda açıkçası. Bunun dışında çok agresif olduğu için, hırslı olduğu için çok gereksiz fauller yapabiliyor, kartlar görebiliyor. Hani kendisinden ya ne yaptın sen denile bir tepki verebilecek aksiyonlara girebilir maç içerisinde. Yani hani biraz daha kafası hani yukarıda diyebiliriz. Karar alması çok iyi değil ve en sıkıntılı durumda aslında savunmada. Özellikle set savunması yaparken rakibini çok kolay kaçırabiliyor. Yani markaj özelliği, radam tutma özelliği çok yüksek değil. Hatta zayıf bile denilebilir aslında. Alioski'nin güçlü ve zayıf yönleri böyle. Yani tarif ettiğin zaten ben de bir iki sene öncesinde Bielsa ilk geldiğinde Championship'te izleme fırsatı bulmuştum Alioski'yi. Daha çok o zamanlar sol önde oynayabilen, daha çok içe kat edebilen, senin de bahsettiğin gibi şutlarıyla kaleyi tehdit edebilen, maçtan maça biraz istikrarsızlıkları olabilen bir oyuncuydu. Biraz bencilliğe karşı pozisyonlar da oluyordu. Açıkçası daha sonrasında ben çok takip etmedim Alioski'yi. Özellikle sol bek performansına şöyle bir alıcı göz izlemedim. Şimdi tekrardan gündeme gelince artık bu saatten sonra biraz daha algımız açık olacak Alioski'ye. O da kabataslak tarif ettiğine göre Fatih Terim'in o savunmadan hücum konusunda istediklerini verebilecek bir oyuncu. Hem hızı hem driblingi ve sol bekte şöyle bir avantajı da var. Hani her iki ayağını da iyi kullanabilmesi ve içe kat edip ters ayağıyla şut çıkarabilmesi de rakipler için de biraz daha sıkıntı yaratabilecek özelliği olarak görebiliriz. Alioski ve Van Aanholt ikisine bakınca aslında ister istemez şu gündeme geliyor. Çünkü ikisiyle de ciddi bir görüşme halinde Galatasaray. Hani acaba ikisini bir alıp da önlü arkalı bir
düzen mi yaratılıyor? Çünkü biliyoruz Fatih Terim'in bir 4-4-2 ısrarı, isteği, yani bitmek tükenmek bilmeyen bir isteği var bu konuda. Her skora lazım olduğunu 4-4-2'ye dönüşü var. Acaba gelecek sezon hazırlıklarında da bu sol koridoru Van Aanholt-Alioski ikilisine vermeyi planlıyor olabilir mi? Hani sen ikisini tanıyan birisi olarak önlü arkalı oynama konusunda ne dersin ikisini? Gayet mümkün. Gayet mümkün ikisinin önlü arkalı oynaması. Yani Galatasaray'ın da Fatih Terim'in o 4-4-2 oynatacağı gerçeğini eğer hani farz edersek gelir önümüzdeki sezon. Alioski'nin o hırsı ve mücadelesi ve aynı zamanda Bielsa'nın Leeds'inden alışık olduğu hem savunma hem hücum katkısını bir kanattan fazlasıyla alacaktır. Yani hani bir hücumcu Onyekuru tarzı ya da bir oyun kurucu bir kanat oyuncusundan ziyade Alioski aslında hani destek kanat oyuncusu gibi olabilir. Ne yapar? Hani hem savunmaya yardım eder hem hücuma yardım eder. Orta saha gerekirse koşar top kazanmaya çalışır. Sürekli içeriye kat edebilir. Uzaktan şut deneyebilir. Yani Galatasaray'daki o en büyük hareketsizlik o yani topu hızlı çevirememe, hızlı topu ileriye taşıyamama olayında Alioski büyük bir sorunu çözebilir. Yani top taşıması yeterli tabii ki ama o hızlı o ekstradan Galatasaray'a hız katması bence çok daha avantajlı bir durum. Ha, sol bek olarak mı düşünüyor Alioski? O zaman hem Marka'nın hem Luyendam'ın kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Alioski'nin savunma katkısı Van Aanholt ya da Saracchi kadar iyi değil bence. Karşılaştırdığımızda. Bu iki arasında Alioski 3. sırada, Van Aanholt en önde, Saracchi 2. sırada. Ve Alioski'nin bırakacağı alanlar ne kadar geriye koşup topu kazanırsa kazansın. Doğal bir savunmacı olmaması sebebiyle özellikle sol stoper olan Marko'ya çok büyük iş düşüyor. Marko'ya gitti mi? Luyendam'a gitti mi? Alioski orada çok büyük sıkıntı yaşar. Ya da yaşatır diye söyleyeyim. Van Aanholt'tan o sol bek katkısını alabilirsin. Dersin ki tamam çok hücuma çıkma. Daha katı savunma yapacağız. Ona göre de katkı verebilir. Ama dediğin gibi Galatasaray'ın Avrupa'da oynamayacaksa, Marka Luyendam ikisi kalacaksa arkada Van Aanholt hücuma sürekli katılabilecek, fazlasıyla koşabilecek bir hücum oyuncusu, bek oyuncusu olarak katkı verir. Alioski hem ona alan açar hem gerekirse Van Aanholt'un rolünü alabilir geriye koşması açısından ve inanılmaz bir dinamizm oluşur sol kanatta. Bu arada şunu belirtmiyorum ki Van Aanholt'un ortaları inanılmaz gerçekten. Çok başarılı. Hani hem Falcao hem Mustafa Muhammed kalacaksa hani onları besleyebilecek en iyi beklerden birisi de olabilir Van Aanholt. Ki ben Galatasaray'ın Mustafa Muhammed'in hava topları konusunda daha tam istediklerini alamadığını düşünüyorum. Hiçbir şekilde alamadım ben de. İnanılmaz kafa vuruşları yapabilen bir oyuncuyken onu besleyemiyor. 4-4-2 hakkında konuşmaya devam ederken ben de sana şöyle bir soru sorayım. Hı-hı. Hem kendi yorumunu da katayım. Tabii. Senin tarif ettiğin oyun iki profilden bakarsak Van Aanholt kanadı bütünüyle kullanabilen, orada tamamen iki çizgi arasında koşabilen bir oyuncu. Tabii. Alioski de bunu yapabilir ama Alioski'nin Van Aanholt'tan bir artı noktası da her iki ayağını, diğer ayağını, sağ ayağını biraz daha iyi kullanıyor olabilmesiyle birlikte içe kat edebilme, şut fırsatı yaratabilme, içe kat edip Van Aanholt'a koridor açabilme konularına da yarar sağlayabilir. Ama 4-4-2 sistemi aslında söylemesi çok kolay ama uygulaması da bir o kadar zor olan tabii bir sistem. Tabii. Tüm oyunculara ekstra bir görev düşüyor, pres yapmak. Özellikle bu orta saha konusundaki kanatlarla birlikte, o merkez iki oyuncuyla birlikte çok iyi pres yapmak. Alioski sence bu prese ne denli katkı verebilir? Tembel oyuncu rolünde mi olur? Daha çok bekleyen oyuncu rolünde mi olur? Yoksa Fatih Terim'in Sidoros'ta o agresifliğini de kullanarak o maç içerisinde temposuyla birlikte katkı alabilir mi? Alioski inanılmaz boğucu bir pres yapabilir aslında. Eğer ön tarafta oynayacaksa. Çünkü kendisinin o çalışma azmi, yani o dinamosu, motor diyebileceğimiz hani box to box'u sol taraftaki oyuncusu yani anlayacağız. Şöyle sağ ayağını Van Aanholt'ta en az Alioski kadar iyi kullanıyor. Hatta zaman zaman öyle daha iyi şutlar bile çıkarabilen bir oyuncu da Van Aanholt. Şöyle bir durum var. Alioski sol ayaklı bir oyuncu ama dediğin gibi sağ ayağıyla da hani beklenmedik şeyler yapabilen de bir oyuncu. Öyle bir potansiyeli de var. Dediğin gibi tekrardan pres konusuna gelecek olursak hani o önde basan bir Galatasaray olsa hani hem Falco hem Mustafa Muhammed olsa ve onlar önde pres yapsa rakip herhangi bir takıma Alioski inanılmaz bir katkı verir orada. Yani 3 kişi birden basar. Mustafa Muhammed'i biraz geriye sağ kanada açsan mesela
Orada Onyekuru olsa atıyorum. Falcao ön tarafta bassa, Alioski'nin sol taraftan, sol kanattan vereceği katkı inanılmaz yüksek olur. Van Aanholt gerekirse ön tarafa gelir. Hani takım komple çizgisini biraz daha öne çeker. Takım olarak önde basar. Ve Marco ile Luyendama gibi hani savunma anlamında yeterliden daha bile fazla olan başarılı oyuncuların varlığı çok önemli. Onun dışında da atalım Yedlin ile Van Aanholt bekler. İkisi de çok hızlı. Hep koşan, hep mücadele eden bekler. Hani diyelim ki ön taraftaki baskı başarısız oldu. Rakip takım biraz daha orta sahayı işte girebildi, kanatları topu açabildi havadan toplarla vesaire. Ne olursa olsun Galatasaray'ın savunması o kadar stabil olacak ki böyle oyuncularla. Hiçbir şekilde zorluk yaşamayacak. Hatta Alioski oradan önden koşar, geriye kadar gelir topu kazanmak için. Öyle hırslı bir oyuncu. Zaten Galatasaray'ın kanayan yarası, yani bir türlü çare bulamayan yarası bu kontrataklara meyilli bir takım olması. Fatih Terim de zaten sıkıntı. Yani geliştirmemiz gereken nokta o geçiş oyunundaki geri dönüşümüz. Hı hı. Ki şimdi Yedlin ve atıyorum Van Aanholt. Baktığımız zaman işte çizgi kullanabilen bir oyuncu. İkisini savunma önleri sıkıntı yaratacak bir oyuncu ama geri dönüş hızları da bir şekilde o kadar da hızlı bir şekilde dönebilecek oyuncu. Anladığımız kadarıyla her iki oyuncuyu da bakarsak Fatih Terim yine iki çizgiyi bir kanatta Yedlin artık diğer kanatta Aanholt veya Alioski veya her ikisiyle birlikte bu çizgiyi bütünüyle kullanıp yine o kanattan istediklerini alamıyor bence şu an. Hı hı. Ve o konuda takıma biraz daha hareketlilik, tempo ve hız kazandırmayı düşünüyor gibi geldi bana. Kesinlikle. Son olarak şunu sorayım sana. Şimdi Galatasaray'ın sol bekinde Saracchi var. 1,5 senedir. Saracchi'den hani onun da teknik pas oyunu olarak diri olduğunda o temposuyla o kanadı kullanmasıyla ilgili olarak iyi oynadığı maçlarda açıkçası beklentileri karşıladığı maçlar oynadı. Aksi olarak da bir de deplasmanlarda savunma gereken maçlarda beklenenin biraz üstüne çıktığını ama çoğunlukla da geride kaldığını da gördük. Saracchi'yi düşünürsek bir yandan da Alioski ve Van Aanholt. Bu üçünü kıyaslarsan bize hani bu iki oyuncu da Saracchi'nin yerine gelmesiyle kalite daha çok yüksek artar diyebilir miyiz? Şöyle söyleyeyim ben. Biraz daha sıyrılacağım tam senin sorundan. Daha farklı bir şekilde cevap vereceğim. Daha açıklayıcı olur diye tahmin ediyorum. Sırf sol bek arıyorsa Galatasaray, Saracchi de gidecekse Van Aanholt tercih edilmeli. Alioski'nin gelişi Saracchi'nin gidişiyle birlikte çok aşırı bir fark yaratmaz şu anlamda. Alioski tamam tecrübeli ama bir sol bek değil. Hücumcu çok koşan ama bence sol bek olarak kullanmak yerine dediğin gibi hani sol kanat hatta sol açık bile oynatılabilecek bir oyuncu bence Alioski. Sol bek performansı bu arada kötü değil. Yanlış anlaşılmasın. Çok başarılı hatta. Ama Saracchi gibi genç potansiyelli Galatasaray'a alışmış bir oyuncunun bence gerçekten bonservisi alınsa kendisini istenilen şekilde geliştirebileceğini düşünüyorum ben. Ya Alioski'ye yatırım yapılacaksa Saracchi'nin verdiği katkıyı alırsın. Biraz daha üstüne de çıkar ama uzun dönem katkısı sanki Saracchi'den daha iyi olur ki artı bonservis getirir. Böyle düşündüğümüzde sadece sol bek alınacaksa ve Saracchi gidecekse Van Aanholt. Saracchi gitmeyecekse Saracchi'nin olması zaten ayrı bir mesele ama Saracchi gidip Alioski'yi alalım demek tamam kabul ama hani artı 2 artıyorsa Saracchi Alioski ile Van Aanholt'la artı 3 artı 4 artacak oranın seviyesi. Eğer Saracchi kalacaksa Alioski yine alınabilir. Çünkü o dinamo, o dinamizm eksikliği Galatasaray'da var. Bu sebeple de Van Aanholt'a gerek kalmaz. Ama Saracchi gidecekse bence Van Aanholt artı Alioski transferi hani o çilektir. Hani tam çilek transferi oldu. İkisinin birlikte gelmesi gerçekten. Böyle söylenebilir diye düşünüyorum açıkçası. Birbirini çok iyi tamamlayacak bir ikili gibi. Yani benim de kafamda şöyle canlandırdığımda tabii bu ile transferleri izlemek, sahada görmek en doğrusu. Ama ön izlenim olarak baktığımızda, profillere baktığımızda önlü arkalı oynamaya çok müsait bir ikili olarak tanıtabilirsiniz bu ikilisini. Çok teşekkür ediyoruz Alican. Var mıdır başka eklemek istediğin şeyler? Burada olmak, böyle yorumcu olmak ilk kez olduğu için TRS kası hafiften garip oldu. Valla hoşuma gitmedi değil. Zaman zaman senin de hoşuna gittiyse böyle bir konsepte devam edebiliriz diye düşünüyorum.
Tabii konuşmak, daha çok konuşmak daha çok hoşuma gidiyor Konu çünkü ama hiç sıkıntı yok bu. moderatörlüğü ben de sevdim biraz. Değil mi? Değil mi? Zevkli oluyor. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben teşekkür ederim. Yine transfer gündeminde ülkemiz oyuncularıyla, ülkemiz takımlarıyla oynanan oyuncuları tanıtmaya devam edeceğiz. Takip. Hoşçakalın. İyi akşamlar, selamlar.